Merhaba arkadaşlar, veri yapıları ile ilgili video serimizin birinci bölümü olan temel veri yapılarını işleyeceğiz bugün. Programlarımızda tanımladığımız nesneler ya tek parçadan ya da birden fazla parçadan oluşurlar. Tek parçadan oluşan nesnelerin türlerine tekil türler, birden fazla parçadan oluşan nesnelerin türlerine de bileşik türler diyoruz. Bileşik türler için İngilizce aggregate types teriminde kullanıyorlar arkadaşlar. Örneğin, int, long, double gibi türler tekil türlerdir. Çünkü biz böyle int türden örneğin bir nesne tanımladığımızda bu nesne tek parçadan oluşmaktadır. Halbuki diziler bileşik türlerdir. Bakın şöyle bir dizi tanımladığımızı düşünelim. Bu dizi nesnesi tek parçadan oluşmuyor. Birden fazla parçadan oluşuyor. Benzer biçimde arkadaşlar yapılar da bileşik türlerdir. Örneğin C sentaksıyla şöyle bir yapı bildirmiş olalım. Burada gördüğünüz gibi point bir noktayı temsil ediyor ve iki parçadan oluşuyor. X ve Y parçaları. Point türü bileşik bir türdür. Yapılar bileşik türlerdir. Çünkü bir yapı türünden nesne tek parçadan oluşmaz. Birden fazla parçadan oluşur. Peki arkadaşlar, veri yapısı nedir? Bir grup nesnenin belli bir amaca yönelik olarak bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş topluluğa veri yapısı diyoruz. Veri yapısı denildiğinde tek bir nesne değil birden fazla nesneyi anlamalıyız ve bir organizasyonu anlamalıyız. Bazı veri yapıları çok gereksinim duyulan bazı olguların temsil edilmesinde kullanılıyorlar. Örneğin diziler gibi, yapılar gibi, birlikler gibi, sınıflar gibi veri yapılarını çok yoğun olarak kullanıyoruz. Bu veri yapıları dilin sentaksı tarafından çoğu kez doğrudan destekleniyor. Yani dile entegre edilmiş bir biçimde bulunuyor. Başka bir deyişle built-in bir biçimde dil içerisinde bulunuyor bunlar. Bunlara temel veri yapıları diyoruz. Zaten bu bölümde bu temel veri yapılarını işleyeceğiz. Arkadaşlar, diğer veri yapıları, örneğin bağlı listeler, dinamik büyütülen diziler, hash tabloları, kuyruk sistemleri, stack sistemleri gibi diğer veri yapıları bu temel veri yapıları kullanılarak implemente ediliyorlar. Bir de veri yapıları konusunda çok karşılaşılan bir kavram daha var. Soyut veri türleri kavramı. Abstract Data Types kavramı. Arkadaşlar bu kavram veri yapısını oluşturan veriler ile onlar üzerinde işlem yapan fonksiyonlardan oluşan organizasyonu belirtiyor. Buradaki soyut sözcüğü ayrıntıların göz ardı edilmesi ve dikkatin veri yapısı üzerinde işlem yapan fonksiyonlara çevrilmesi anlamında. Yani nesne yönelimli programlamadaki soyutlama, encapsulation gibi bir anlam var. Böylece soyut veri türleriyle çalışan programcılar onların nasıl gerçekleştirildiklerini, implemente edildiklerini bilmeden onlara sunulan fonksiyonlarla bunları kullanabiliyorlar. Evet, diziler. Elemanları aynı türden olan ve bellekte ardışıl bir biçimde bulunan veri yapılarına dizi diyoruz arkadaşlar. Bir diziyi dizi yapan iki temel özellik var. Birincisi, dizi elemanları aynı türdendir. Yani int bir dizi dediğimizde bu dizinin bütün elemanları int türdendir. İkincisi, dizi elemanları bellekte ardışıl bir biçimde tutulurlar. Ardışıllıktan neyi kastediyoruz? Bir eleman bittiği yerde hemen diğeri başlayacak. Arada hiç boşluk olmayacak. Bu ardışıllık dizi elemanlarına erişilmesinin çok hızlı olmasını sağlıyor. Dizinin bir elemanına çok hızlı bir biçimde erişiliyor. Bu tür erişim sistemlerine rastgele erişimli sistemlerde deniliyor. Random access sistemlerde deniliyor. Burada özellikle vurgulanan bir şey de böylesi sistemlerde elemanların hepsine aşağı yukarı aynı zamanda erişilir. Evet, dizi elemanlarına çok hızlı erişiliyor dedik. Bir Go notasyonuyla söylersek erişim sabit zamanlıdır. O bir karmaşıklıktadır. Arkadaşlar, programlama dillerinde dizileri tanımlarken uzunluk belirtilir.
ve genellikle bu uzunlukta sabit ifadesi biçimindedir. Örneğin C'de ve C++'da diziyi tanımlarken dizi uzunluğunun sabit ifadesi biçiminde belirtilmesi gerekir. Şöyle bir dizi tanımlaması geçerli değil. Bunun nedenini merak edebilirsiniz. Derleyici dizi için kod üretirken dizinin ne kadar yer kapladığını derleme aşamasında belirlemek zorunda. Bu nedenle dizi uzunluğunda sabit ifadesi olması gerekiyor. Yani sabit ifadeleri derleme zamanında net sayısal değerleri sabit ifadelerinin çözebiliyor. Siz dizi uzunluğunu C'de böyle verebilirsiniz. Böyle verebilirsiniz. Ama örneğin böyle veremezsiniz. Tabii diziler programın çalışma zamanı sırasında heap üzerinde dinamik bir biçimde de yaratılabilirler. Çünkü gerçekten bazen bir dizinin uzunluğunu işin başında bilemeyebiliriz. Program çalıştıktan sonra belli bir aşamada dizinin uzunluğunun ne olması gerektiğini anlayabiliriz. Burada örneğin arkadaşlar, C'deki genel amaçlı tahsisat fonksiyonu olan malloc fonksiyonuyla bir dizi tahsis edilmiş. Biliyorsunuz malloc byte düzeyinde tahsisat yapıyor ve tahsis edilen alanın başlangıç adresini bize veriyor. Burada 10 intlik bir alan malloc'la tahsis edilmiş ve bunun başlangıç adresi bir göstericiye atanmış. O göstericinin gösterdiği yerdeki bu alan artık bir dizi olarak kullanılabilir. C#'de ve Java'da zaten diziler new operatörüyle heap'te tahsis edilmek zorundadır. Çünkü bu dillerde diziler adeta sınıfsal bir biçimde temsil ediliyorlar. Dizinin içerisinde hem elemanları var hem de uzunluğu var. Peki dizler neden kullanırlar? Dizler neden gereksinim duyulmaktadır? Arkadaşlar dizilerin kullanılmasının en önemli gerekçesi bir döngü içerisinde dizinin bütün elemanlarının gözden geçirilmesini sağlamak. Örneğin burada bir döngü içerisinde dizinin bütün elemanlarını tek tek gözden geçirmişiz. Bunların toplamlarını bulmuşuz. Dizi olmasaydı bu işi nasıl yapardık bir düşünün. Bütün bu nesneleri tek tek tanımlamak durumunda kalırdık. Mesela int a1, virgül a2 falan diye bunları tek tek işleme sokmak zorunda kalırdık. Halbuki dizler sayesinde binlerce nesneyi bir döngü yoluyla gözden geçirebiliyoruz. Onların üzerinde işlemler yapabiliyoruz. Dizi elemanlarının bellekte ardışıl bir biçimde tutulması, onların yalnızca başlangıç adresleri yolunda fonksiyonlara aktarılması mümkün hale getiriyor. Gerçekten de seviyesi daha düşük dillerde doğrudan diziler adresleri yoluyla, pointerlar yoluyla fonksiyonlara geçiriliyorlar. Yani diğer dillerde de böyle ama o bize hissettirilmiyor tabii. Buradaki örneğe bakın. 10 elemanlı int bir dizi tanımlanmış. Bu getTotal fonksiyonuna bu dizinin başlangıç adresi ve uzunluğu geçirilmiş. Başlangıç adresi bilinen dizinin bütün elemanlarına bir döngü içerisinde erişilebilmiş. Şüphesiz dizilerin bu biçimde başlangıç adresi yoluyla aktarılabilmesi için dizi elemanlarının ardışıl olması gerekiyor. Derleyici bunu bize garanti ediyor. Arkadaşlar C# ve Java'da dizi isimleri o diziler türünden birer referans belirtiyor. Yani C++'a göre düşünürsek bunlar referanslar C# ve Java'da adeta birer göstericiler. Bakın new operatörüyle dizi tahsis edilmiş. Bu referansta dizi nesnesinin başlangıç adresini gösteriyor. Bunun içerisinde dizi elemanları da var. Dizinin uzunluğu da var. Dediğim gibi bu dillerde diziler sınıfsal bir biçimde temsil edilmiş durumdalar. Evet, gelelim yapılara. Elemanları farklı türlerden olabilen ve bellekte ardışıl bir biçimde bulunan veri yapılarına yapı structure deniliyor. Aslında yapılar
Arkadaşlar, dizilerin daha genel bir biçimi. Dizi tanımlı anımsayın, elemanları aynı türden olan ve bellekte ardışıl bir biçimde bulunan veri yapılarıydı. Yapılar, elemanları farklı türlerde olabilen ve bellekte ardışıl bir biçimde bulunan veri yapılarıdır. Tabii madem ki bir yapının elemanları farklı türlerden olabiliyor, bu durumda yapının hangi elemanının hangi türden olduğunun bir biçimde derleyiciye belirtilmesi gerekiyor ki buna yapı bildirimi diyoruz. Burada C'de C sentaksiyle bir yapı bildirimini görüyorsunuz. Bakın yapı 3 elemandan oluşmuş. Yapının birinci elemanı bir dizi 32 byte uzunluğunda bir kişinin ismini tutuyor. İkinci elemanı kişinin numarasını tutuyor. Üçüncü elemanı da ağırlığını tutuyor, kilosunu tutuyor. Arkadaşlar, yapıların bellekte ardışıl yapı elemanlarının daha doğrusu bellekte ardışıl bir biçimde tutulduğunu söylemiştim. Bu ardışıllık yine şu anlama geliyor. Bir elemanın bittiği yerde hemen diğer eleman başlıyor. Arada hiçbir boşluk yok. Bu ardışıllık yine yapıların fonksiyonlara parametre yoluyla aktarılmasında kolaylık sağlıyor bize. Ve yapı elemanlarına erişimde de kolaylık sağlıyor. Tıpkı dizlerde olduğu gibi. Yani tekrar söylüyorum, yapılar aslında dizilerin daha genel bir biçimi. Dizilerde bütün elemanlar aynı türden olduğu için dizi bildirimi daha sade. Int A köşeli parantez 10 diyorsunuz. Bütün elemanlar int türden. Fakat yapıda elemanlar farklı türden olduğu için sizin önce bütün elemanları böyle elemanların isimlerini ve türlerini belirtmeniz gerekiyor. Derleyici C'de C++'da bir yapı bildirimiyle karşılaştığında arkadaşlar, bellekte henüz bir yer ayırmaz. Sadece bu yapı hakkında bilgi edinir. Yapı nesnesinin tanımlanmasıyla bellekte gerçekte yer ayrılır. Bakın burada person türünden bir per nesnesi tanımlanmış. Bu per nesnesi 3 parçaya sahip. Person türünden tanımlanan her farklı nesne de yine 3 parçadan oluşacak. Yapılar neden kullanılıyor? Arkadaşlar, yapılar gerçek bir nesnenin ya da kavramın birbirleriyle ilişkili bir takım özelliklerini temsil etmek için mantıksal bir küme oluşturuyorlar. Örneğin bir tarih bilgisini gün ay yıl diye 3 ayrı nesneyle ifade etmek yerine tek bir tarih nesnesiyle ifade edebilirsiniz. Bu algılamayı kolaylaştırır. Yine yapılar farklı türlerden çok sayıda bilgiyi fonksiyonları tek bir parametre olarak geçirmemizi sağlayabilir. Şöyle düşünelim. Bir kişinin bütün nüfus cüzdanındaki bilgileri düşünün. Bir sürü bilgi var. Bunu bir fonksiyona aktarmak isteyelim. Bunları tek tek farklı parametreler yoluyla aktarmak etkin bir yöntem değil. Bu bilgileri bir yapıda topladığımızı düşünelim şimdi. Yapıyı tek hamlede fonksiyona parametre olarak geçirebiliriz. Buradaki örneğe bakalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, foo fonksiyonu yapı kullanılmadan 3 ayrı parametre alıyor. Kişinin ismi, numarası ve kilosu. Bakın 3 argümanla çağrılmış. Halbuki yapı biçiminde bu olguyu temsil etseydik, örneğin person isimli bir yapı biçiminde, bu yapı nesnesinin içini doldurup tek bir hamlede tek bir parametre olarak bunu fonksiyona geçirebilirdik. Yapılarla ilgili önemli bir kavram da hizalama, alignment. Arkadaşlar, pek çok modern mikro işlemci belleğin belirli katlarında bulunan bilgilere daha hızlı bir biçimde erişiyor. Örneğin 32 bit işlemcilerin çoğu 4'ün katlarında olan bilgilere daha hızlı erişmektedir. Yanlış anlamayın bunu. Hepsi örneğin mul makine komutuyla 4'ün katında da olsa, 4'ün katında da olmasa da oradaki bilgiyi mul makine komutuyla alıyorsunuz. Ama bu mul makine komutu ile eriştiğiniz yer 4'ün katlarındaysa bu makine komutu daha hızlı çalışıyor. Bunu ayrıntılı nedenlerini burada açıklamayacağım. Ama CPU ile bellek arasındaki bağlantı sistemiyle ilgili bunu başka bir videoda açıklarım.
İşte derleyici böyle nesnelerin belirli adreslerin katlarında, örneğin tipik olarak 4'ün katlarında diyelim, olduğunda işlemcinin daha hızlı erişilebildiği için onları da bu sayının katlarına yerleştirmeye çalışıyor. Buna hizalama deniliyor. Bu nedenle bir yapıyı bildirdiğimizde elemanlar arasında, elemanlar bu sayının 4'ün katlarında olabilsinler diye belirli boşluklar bırakılabiliyor. Örneğin buraya bakalım. Burada sample yapısı 3 elemana sahip. Birinci elemanı char türden 1 byte, ikinci elemanı int türden 4 byte olduğunu varsayalım. Burada 5 byte olacak toplamı. Üçüncü eleman da short türden, bunda 2 byte olduğunu varsayalım. 7 byte. Halbuki derleyici yapı elemanların 4'ün katlarında tutmak isterse, bakın araya boşluklar bırakabiliyor. Böylece bu yapının size of'unu aldığınızda daha büyük bir değerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu kavrama genel olarak hizalama deniliyor arkadaşlar. Evet, birlikler, union'lar. Elemanların çakışık olarak yerleştirildiği veri yapısına birlik diyoruz arkadaşlar. Bir birlikte elemanlar peşi sıra değil, aynı adresten itibaren çakışık yerleştiriliyorlar. Bu organizasyon size biraz tuhaf gelebilir. Buraya bakın örneğin. Bir birlik tipik olarak C'de böyle bildiriliyor. Bu bir yapı olsaydı önce char eleman, sonra int eleman, sonra double eleman birbirini izleyecek şekilde yerleştirilecekti. Halbuki bu bir birlik ve birliğin tüm elemanları çakışık yerleştirilmektedir. Bakın S nokta A buraya, S nokta B bu biçimde, S nokta C bu biçimde yerleştirilmiş. S bunun hepsini temsil ediyor. Şimdi size tuhaf gelebilir. Ya bunun ne faydası olabilir diye düşünebilirsiniz. Dahası birliğin bir elemanına bir değer atadığınızda diğer elemanlarının da değerleri değişir. Arkadaşlar organizasyondan da görüyorsunuz, bir birlik için o birliğin en büyük elemanı kadar yer ayrılır. Daha fazla yer ayrılmasına da zaten gerek yoktur madem ki çakışık yerleştiriliyor. Birliklere neden gereksinim duyulmaktadır? Farklı bilgilerden herhangi birinin ekonomik bir biçimde tutulması gerektiği durumlarda birliklerden faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin birisinin hem TC numarasının hem de adresinin yeterli olduğunu düşünelim. Bunları ayrı ayrı tutmaya gerek olmadığını düşünelim. Biz bunları çakışık yerleştirirsek bunlardan yalnızca bir tanesinin bulunması yeterli olduğuna göre bellek kazancı sağlarız. Şüphesiz bu tür durumlarda siz o birliğin hangi elemanını set etmiş olduğunuzu bilmelisiniz ki onu daha sonra geri alabilirsiniz. Arkadaşlar birlikler bunun dışında bütünü parçalara ayırmak ve parçalardan bütünü oluşturmak amacıyla da kullanılabiliyorlar. Ne demek istiyorum? Şu örneğe bakalım. Bakın burada Devort isimli bir birlik bildirilmiş. Bu birliğin iki elemanı var. Bir tanesi unsigned int türden, diğeri de bir yapı türünden. Bu iki eleman çakışık yerleştirilecek. Yani bu yapının kendisi de bu devort elemanda, başka bir deyişle bu devort isimli elemanda, bytes isimli elemanda çakışık yerleştirilecek. Şimdi buraya bakın. Birliğin kendisi bu. Bu birliğin devort elemanı da bunun hepsini kaplıyor. Byte elemanı da hepsini kaplıyor. Bir yapının elemanları ardışıl yerleştirildiğine göre şurası dv.bytes.b0, burası dv.bytes.b1, burası dv.bytes.b2, burası da dv.bytes.b3 olacak. Yani biz bu elemanlara tek tek yerleştirme yaptığımızda bunu bütün olarak çekebileceğiz. Yahut da dv'nin dword elemanına yerleştirme yaptığımızda bunu byte byte alabileceğiz. Burada örneği görüyorsunuz. Bakın
Bu byte'lara tek tek yerleştirme yapılmış arkadaşlar. Bakın tek tek yerleştirme yapılmış. En sonunda bütün çekilmiş. Tabii bütünü bütünün çekilmesi durumunda ekranda göreceğiniz değer işlemciden işlemciye değişebilir. Şöyle ki 1 byte'dan uzun olan türlerin kendi içerisindeki yerleşimleri işlemcilerde iki biçimde yapılıyor. Bir tanesinde anımsarsanız Big Endian yerleşim deniliyor. İkincisinde Little Endian yerleşim deniliyor. Örneğin Intel işlemcileri Little Endian notasyonunu kullanıyorlar. Burada sayının düşük anlamlı byte değeri düşük adreste bulunuyor. Big Endian'da tam tersi bir yerleşim öngörülmüş. Pek çok RISC işlemcisinin default çalışma modu Big Endian. Bu nedenle burada parçalara yerleştirme yapıp bütünü çektikten sonra Big Endian ve Little Endian'da ekranda görüntülenecek sayılar farklı olabilirler. Arkadaşlar, sınıflar nesne önemli programlama tekniğinin yapı taşlarını oluşturan veri yapılarıdır. Nesne önemli programlama tekniğini tek bir cümleyle tanımlı yapmak çok zor, belki de imkansız ama illaki yapmak istesek, yani bize kafamıza tabancayı dayayıp ya tanımını yapacaksın ya da seni öldürürüz deseler, şöyle tanımını yapabiliriz. Nesne önemli programlama tekniği sınıflar kullanılarak program yazma tekniğidir. Bu nedenle sınıfların kullanılması bu teknikle ilgili ve burada ben bunun detaylarını anlatmayacağım. Yalnızca şunu soracağım. Sınıflar C'deki yapılara benzer bir veri yapısıdır. Yapılarda yalnızca veri elemanları, datalar bulunurken sınıflarda aynı zamanda fonksiyon da bulunmaktadır. Aslında sınıf dediğimiz veri yapıları fonksiyonların kendisini tutmazlar. Mantıksal bir biçimde bunlar ilişkilendirilmiştir. Fonksiyonlar yine dışarıdadır ve sınıfın gerçek veri yapısı dataları bir yapı gibi, structure gibi organize edilmiştir. Burada C++ sentaksıyla bir sınıf bildirimi görüyorsunuz. Bu sınıf türünden bir nesne tanımlanmış. Bu nesne, bakın, veri elemanı kadar parçalardan oluşuyor. Yani bir sınıfı bir yapı gibi düşünebiliriz. Sınıfın fonksiyonları, sınıfın içerisindeki bu fonksiyonlara C++'da üye fonksiyonlar, member function, C# ve Java gibi dillerde metotlar, methods deniliyor. Fonksiyonlar bu nesnenin içerisinde yer kaplamıyorlar arkadaşlar. Bunlar dışarıdalar, mantıksal bir bakımdan bu sınıfla ilişkilendirilmişler. Yani sınıfların veri yapısı yapılar gibidir. Bunu sınıfların ayrıntılarından burada dediğim gibi bahsetmeyeceğim. Çünkü nesne önemli programlama tekniği çok özellikleri olan ayrı bir tekniktir. Başka bir video serimizde nesne önemli programlama tekniğini zaten konu alacağız. Arkadaşlar, videonun makale biçimini web sitemden inceleyebilirsiniz. Bir kez de onu okursanız çok daha faydalı olacaktır. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim.